Sen iyi misin? İyiyim. Her şey yolunda yani. İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Ya ben öyle işte bir uğrayayım dedim. Tam kararlaştırmamıştık ama belki boş bir zamanım vardır falan diye. İyi yaptın. Ne? Bak şimdi. Ya aslında çok basit ya. Ben bunu öyle ortasından delmiştim. Hı-hı. Tamam mı? Şey ama yine de bunu zımparalamak lazım. Çünkü böyle hani kuş girerken bir şey olmasın diye. Bunu böyle zımparalayacağız etrafını falan şey yapacağız. Geliyorlar mı gerçekten? Geliyorlar tabii. Gelmezler mi? Ama daha çabuk gelmeleri için aklımda bir fikir var. Neymiş o? Ekmek ağacı. Bak bu telin ucuna ekmek asacağız. Sonra onu ağaca bağlayacağız. Böylece kuşlar daha çabuk gelecek. O zaman bundan sonra benim her sabah işim ekmek ağacına bakmak olacak. Dur bakayım. Ha. Şurada dur ben bunu tahmin edeyim. Şu çatı için. Çatı evet, için değil mi? Evet bravo. Bak bu keçe parçalarını da yapıştıracağız içine. Üşümesinler diye. Aynen. Başladın mı? Hadi. Tabanından başlayalım bak şu en küçük parça. Tamam sen al. Yan tarafları alayım ben de senden. Şöyle. Bulayım onu da. Şuraya. Şuraya. Bir de şuraya istiyorum. Böyle boydan boya olsun. Çok sık olsun. Aralarda boşluk istemiyorum. Sonra hem çiçeklerime dadanıyorlar hem kakayı portalığı pisletiyorlar. Anlaşıldı mı? E hadi başlayın. Ben bir çay koyayım.
Harika olur. Gitmem lazım. Tabii. Daha iyi olur. Merve. Aşkım hoş geldin. Ne haber? İyi, senden ne haber? Kanasta oynayalım mı? Ha? Hani oynardık ya eskiden ilk tanıştığımız zamanlarda. Sen çok eğlenirdin. Oynayalım mı? Aşkım benim çok tatlısın ya. Madem zamanı geldi sana bir şey itiraf edeyim mi ben? Ben oyunu hiç sevmiyordum. Sen seviyorsun diye oynuyordum. İlginç. Bozuldun mu? Yok canım, ne bozulacağım, ben de zaten öylesine söylemiştim. Ya bozulma. Bak bu, bunlar çok normal şeyler. Böyle ilişkilerin başlarında iki tarafta hiç hoşlanmadığı şeyleri karşı taraf yapıyor diye yapar. Ama bizim öyle mış gibi yapmaya ihtiyacımız yok artık ha? Evet. Bak asıl bomba, ben bugün şahane bir şey yaptım. Bak yatak odanın camının altına bak, diğer cama bak. Ne onunla? Kuş telif aktırdım. Artık hiçbir şekilde bahçemizi pisletemeyecekler kakalarıyla ve çiçeklerime dadanamayacaklar. Nasıl yani, sen bayağı bildiğin diken mi taktırdın? Yani minik küçük ufak dikenler. İyi de hayatım, bunlar kuşları kaçırmaz ki, öldürür. Ay Serhancığım abartma ya, bir iki batınca bir daha gelmemeyi öğrenecekler. Ayrıca gitsinler başkalarının bahçelerinde takılsınlar lütfen. Yarın kime taktırdıysan çağırıyorsun, bunları söktürüyorsun. Serhancığım neden böyle gereksiz hassasiyet? Bu dikenler gidecek Merve. Bitti.